Samsun U19 Futbol Ligi suni çim sahada oynanan Yolspor Belediye Evleri Karşıyaka Spor maçıyla başladı. Karşılaşma öncesi futbol il temsilcisi Hasan Özbulut, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Samsun Şube Yönetim Kurulu üyesi ve Fener Spor Başkanı Zeki Şentürk ile Samsun İl Hakem Atama Sorumlusu Hakan Atilla Gökbilgin, açılış karşılaşmasının hakemleri ve takım kaptanlarına çiçek verdi. 22 takımın iki ayrı grupta mücadele edeceği ligde, gruplarından ilk 4 sırayı alan ekiplerin playoff grubuna yükseleceği, oradan da ilk 3'ün Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına katılacağı ifade edildi. Ayrıca Samsun Futbol İl Temsilciliği'nin projesiyle önümüzdeki sene kurulacak Süper Gençler Ligi'ne, bu yıl gruplarından ilk 6 içinde yer alan 12 takımın katılacağı, bunun içinde takımlar arasında ayrı bir yarış olacağı belirtildi. Hem lig hem de önümüzdeki sene kurulacak Süper Gençler Ligi için Haberaksi mikrofonlarına şunları söyledi. 2015-2016 U19 Ligi toplam 22 takımla beraber A grubunda ve B grubunda 11'er takımla beraber müsabakalar başladı. Her iki gruptan da birer takımımız Atakum Belediyespor Ballı'na akademik Ligi'ye katıldığı için diğer gruptan da Termespor İden çekildi. 11'er takımlı iki grupta oynayacağımız müsabakalar sonunda ilk 4 sırayı alacak olan takımlar sezon sonunda oynanacak olan playoff müsabakaları neticesinde 8 takımla oynanacak müsabakalar sonucunda ilk 3 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. Bu sene henüz Türkiye'de başlamamış bir projeyi bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri Müdürlüğü ile görüşerek böyle bir proje geliştirdik. 2016-2017 sezonunda bu sene gruplarında ilk 6 sırayı alacak A grubu ve B grubundaki ilk 6 sırayı alacak 12 takım önümüzdeki yıl Süper Gençler Ligi'nde oynayacak.